Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Vizyon 58 televizyonunda bir yerel gündem programına daha hoş geldiniz. Programımız sosyal medyadan da canlı olarak yayınlanmaktadır. Gerek Facebook üzerinden gerekse WhatsApp üzerinden sorularınızı bekliyoruz. Programın içeriğinden bahsedeceğim sizlere. Bugünkü programımızda muhtarları konuşacağız. Muhtarların sorunlarını ve problemlerini konuşacağız. Muhtarlar Federasyonu'nu konuşacağız. Muhtarlar Federasyonu ne yapıyormuş? Yani hülasa muhtarlarla ilgili her şeyi masaya yatırıp konuşacağız. Tüm bu konuları konuşacağımız değerli 4 tane konuğumuz var. İlk konuğumuzu tanıtayım efendim. Çiçeğeburnu'nda Sivas Muhtarlar Dernek Başkanı Cemalettin Aslan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bugün de dernek seçimi oldu. Evet. Efendim tekrar kazandınız. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Diğer konumuzu tanıtayım efendim. Mahmut Gülcü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz de programımıza. Efendim Mustafa Öztürk Samsun İl Muhtarlar Derneği Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Diğer bir konuğumuz, bu konuğumuz çok önemli. Çünkü benim ekonomi politika programımda da, neler oluyor programda da kadınlara ne kadar değer ve önem verdiğimizi, öncü kadınların olması gerektiğini her zaman vurguladığımı ifade etmek isterim. Evet, kadın muhtarımız Havva Usta Rendeci, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Samsun Atakum Atatepe Mahalle Muhtarı. Efendim siz de hoş geldiniz programımıza. Muhtarlarla programı yapmak ne kadar güzel, ne kadar hoş. Efendim halkın ta kendisisiniz. Halkla birebir münasebetiniz var, irtibatınız var. Tüm sıkıntıları ve problemleri olan vatandaşlarımızın ilk müracaat ettiği yer muhtarlardır. Evlenmek isteyen olan da, sıkıntısı problemi olan da, dert olan da, herkes ailevi problemi olan da sizleri gelip buluyor. Efendim şimdi az önce ifade ettiğim gibi programın başında Sivas Muhtarlar Dernek Başkanlığı seçimi oldu ve yeniden Cemalettin Aslan kazandı. Efendim program başında da ifade ettim. Hayırlı uğurlu olsun yeniden. Çok teşekkür ediyorum. Demek çok ki sağ seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, değer görüyorsunuz ki yeniden başkan seçildiniz kıymetli başkanım. Teşekkür ederim. Efendim öncelikle seçimi değerlendirmekle başlayalım konuya. Evet, dernek başkanlığı seçimiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Öncelikle böyle bir yayına bizi davet ettiğiniz için şahsım ve Sivas muhtarlarımız adına çok çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün bir genel kurulumuz vardı. Tüzüğümüz gereği 3 yılda bir dernek seçimimiz olur. Bugünkü seçimimizde sağ olsunlar muhtarlarımızın güzel bir teveccühüyle tekrar başkanlığa layık görüldük. Tabii başkan olmak artık sıkıntıların, sorunlarımızın, memleketimizin ihtiyaçlarını karşılamak için omuzumuza biraz daha yükü fazlasıyla yükledi. Bunun bilincindeyim. Öncelikle tabii ki muhtarlar olarak mahallemize, sonra Sivas'ımıza hizmet etmek için var gücümle çalışacağıma inanıyorum. O gücümüz de var, şükürler olsun. O gençliğimiz de var diyelim Metin Bey. Bugünkü genel kurulumuzda öncelikle Konfederasyon Başkanımız Bekir Aktürk'e, Konfederasyon üyelerimize ve birçok ilden gelen dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza şahsım ve Sivas Merkez Muhtarlarım adına çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Bizi onur ettiler. Geniş kapsamlı bir genel kurul yaptık. Evet efendim. Sivas'ımızın tüm protokolü neredeyse hemen hemen hepsi katıldı. Tabii onların katılımları bize daha çok güç verdi. Evet. Biz Sivas'ta muhtarlar
yerel vatandaşın birebir muhatap evet. olduğu 7/24 vatandaşa hizmet eden bir merciyiz. Bizim tabii görevimiz burada ne? Vatandaşın ihtiyacını ilgili kurumlara iletmek. Yani evet. biz rica edeceğiz. İlgili kurumlarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarını gidereceğiz. Yani demokrasinin temel taşı muhtarlar diyoruz. Evet. Biz ihtiyaçlarımızı, mahallemizin ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yani biz başarılı olursak Sivas başarılı olur diyorum. Evet. İnşallah güzel hizmetleri nasip yapmayı Cenab-ı Allah bize nasip eder. Allah bizleri utandırmasın diyorum. Muhabbet esnasında sonradan devam evet, ederiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, İzleyicilerimiz diyor ki Metin Bey diyor öncelikle televizyonumuz dünyanın birçok yerinde ve tüm Türkiye'de izlenmektedir. Evet. Ulusal bir kanal televizyonumuz. İzleyicilerimiz diyor ki Cemalettin Aslan kimdir? Bir bunu öğrenelim diyor. Kendinizi evet. kısaca tanıtınız. Tabii. Buyurun efendim. 1971 Sivas Merkez doğumluyum. Evli iki çocuk babasıyım. Evet. Hayatımın 10 yıl hariç gerisi hep Sivas'ta geçti. Evet. Sivas'ta ticaretle uğraştık. Esnaflık yaptık. Babamızdan muhtarlığı devraldık. Benden önce babam da muhtar. Ben evet. sosyalliği çok seviyorum. İkili ilişkileri, insanlarla muhabbeti çok seviyorum. Sağ olsunlar mahallelimiz de bize 4 dönemdir bu görevi bize layık gördüler. Biz muhtar olduktan sonra sadece mühürü alıp cebimize koymadık şükürler olsun. Neden diyeceğiz? Çünkü mühürü biz cebimize koyduğumuzda mahallemize hizmet ettiğimiz için her dönem sağ olsunlar farklı şekilde sandıktan çıkarttılar bizi. Bizim görevimiz hizmet etmek. Bizim başka hiçbir gayemiz yoktur. Muhtarların ekonomik veya sosyal hiçbir evet. şeyi yoktur. Bizimki hizmet etmek, vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın gönlünü hoş tutmak. Özellikle bu dönemde pandemiden dolayı birçok vatandaşımız ekonomik sıkıntılar yaşadı. Bu ekonomik sıkıntılar yaşarken sağ olsun belediye başkanımızın, sayın valimizin çok çok desteklerini gördük. Gücümüzün yettiği kadar vatandaşlarımızı bu COVID-19 illetine diyorum ben. Ezdirmemeye çalıştık. Hı. Güzelce vatandaşımıza hizmet etmek için 7/24 biz hazırız. Evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Sağ olun, var olun. Efendim Mahmut Gülcü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Efendim adettendir, usuldendir. Öncelikle Mahmut Gülcü kimdir? Televizyonumuz dünyanın birçok yerinde ve tüm Türkiye'de izleniyor. Her ne kadar muhtar olarak, konfederasyon olarak tanınsanız da öncelikle buradan başlayalım efendim. Evet. Buyurun. Bir kar tanesi olsam Mekke'ye düşmek isterim. Bir elimde bilgisayar, bir elimde Kur'an olsun. Er meydanı kancıklık kabul etmez. Namlusunu millete çeviren tanka selam durmam. Bizim milliyetçiliğimiz ete, kemiğe, kana veya ırka değil, kültüre dayanır. Bu sözlerle başlamak istedim. Evet, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözüyle başladınız. Sivas evet. ilimizin çok ender yetiştirdiği insanlardan bir tanesidir. Burada da rahmetle anıyoruz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nu. Öncelikle bizleri burada ağırladığından dolayı Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak teşekkür ediyoruz. Vizyon 58 çalışanlarına en üst kademesinden en alt kademesine sonsuz teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlarımızın sorunlarını bir nebze olsa bizlerle bizim sorunlarımızı halkımıza ulaştırma adı altında aracı oldunuz. Bundan dolayı teşekkür ediyoruz Sayın Kabakçı. Ben Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı, Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanıyım, Hatay Muhtarlar Dernek Başkanıyım. Bu kutsal camiye 2009 yılında iştirak olduk. Sağ olsun mahalle sakinlerimizin teveccühleriyle. O günden bugüne kadar da şükürler olsun ki konfederasyonumuzun ve federasyonumuzun ve ildeki derneğimizin çatısı altında muhtar arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir duruş sergiledik. Ben öncelikle
tüm izleyenlerimize, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımıza selamlarını iletmek isterim Sayın Kabakçı. Evet. Pazar ve çarşambaya kadar Samsun ilimizde çok değerli başkanlarım Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'na güzel bir ev sahipliği yaptılar. Oradan ayrıldık. Akabinde de Yiğit'in harman olduğu yerde Sivas'ta ağırlandık. Sağ olsun Cemalettin Başkanı ve çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri ve muhtarlarımız bizlere güzel bir ev sahipliği yaptı. Bugün de Sivas ilimizin genel kurulunu yaptık. Sevgili başkanımıza ve kıymetli yeni yönetimine ben hayırlı olsun dileklerimde bulunmak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Muhtemelen evet, devam edeceğiz. Sağ olun, varın efendim. Sağ olun. Evet, Sayın Mustafa Öztürk, Samsun İl Muhtarlar Derneği Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Efendim, öncelikle Sivas'a hoş geldiniz, stüdyomuza da hoş geldiniz. Evet, sizi tanımayan izleyicilerimiz açısından tabii, Mustafa ben, Öztürk kimdir efendim? Buyurunuz. 1959 Samsun doğumluyum, doğuma büyüme Samsunluyum. Fakat köken Karadeniz olduğu için şivemizden yine kaybedemedik. Evet. Ama doğuma büyüme Samsunluyum. 4 çocuk babasıyım. Yaklaşık 20 yılı aşkın, 25 yılı yakın muhtarlığımız devam ediyor. 13-14 yılda da Muhtar Dernek Başkanlığımız. Evet. Yaklaşık 9 yıla da Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanlığımız, yönetim kurulu üyeliğimiz sürüyor. Aktif oldukça, mümkün olunca il il toplantılar yapıyoruz. 48. toplantısı Samsun'da yaptık. Ben öncelikle Sayın Metin Kabakçı Bey, Vizyon 58'e çok teşekkür ediyorum. Bizim Samsun'umuzun bir haber aksı vardı. Maalesef yaşatamadık onu, kapandı. Evet. Burada da buradan Sivaslılara seslenmek istiyorum. Esnaflara, ticaret erbabı insanlara Vizyon 58'i desteklesinler. Her konuda, reklam evet. konusunda. Çünkü yok, kapandı Sivas'ın sesi kesilir. Evet. Bunu ben Samsun'da yaşadığım için şimdi buradan özellikle Sivaslı belediye başkanıma, valime, yerel yöneticilere hepsi Sivas Vizyon 58'e sahip çıksın. Çünkü bu bir değerdir. Burada ne kadar zor şartlarda ben yayın yaptığınızı çok iyi biliyorum. Haberaks'ta ben 4 yıl program yapımcılığı yaptık. Biz sevdiğimiz abimizle beraber. O yüzden değerini, kıymetini çok iyi bilsinler. Kapandıktan sonra vahdemenin kalmaz. Kapanmadan mutlaka sahip çıksınlar. Ben az önce Mahmut Başkanım'ın bahsettiği Türkiye Muhtarlar el ele, Türkiye için görevdeyiz. Proje ürettik. Projeyi bakanlığa sunduk. Proje Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, bizzat Süleyman Soylu'ya buradan teşekkür ediyoruz. Projemizi onayladı. Ve Bismillah dedik, Samsun'da ilk toplantımızı yaptık. Proje koordinatörümüz Yeşim Gürsoy, o da bizi de hep beraber... Sayın Avarendeci Kadın Kolları Başkanımız, hakikaten yoğun bir çalışma programı hazırladık. 150'ye yakın Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan muhtarımızı Samsun'da ağırladık. Değerli başkanlarımız da Samsun'a geldi. Samsun'daki bu program amacımız milli beraberlik ve milli şuur. Bir Doğu yapacağız, bir Batı. Yani Hakkari, Van, Diyarbakır, buralarda toplantı yapacağız. Batı'da Çanakkale, İstanbul, Ankara. İşte şimdi bugün sağ olsun... Sayın Belediye Başkanımız kesinlikle Sivas'ı programı alın. Mayıs sonunda sizi dedi, gerekirse 50 bin muhtar Sivas'a gelin dedi. Ben sizi Sivas'ta ağırlayacağım. Cemalettin Başkan'a da o talimatı verdi. Bir an önce çalışmalara başla. Burada dedi, kaç tane muhtar isterseniz dedi Sivas'ta ağırlayacağım. Hem Sivas'ımızı gezdireceğiz. Metin Bey, bu bir de iç turizm. Evet. Yani o muhtarlar, ben düşün, Samsun'a hiç gelmeyen, doğudan Samsun'a hiç görmeyen muhtarlar vardı. Gelenler hep böyle... Değişik yani. Doğuda olanı biz değişik tepki ama öyle bir tepki yok hiçbir yerde. Çok memnun oldular. Hele teşkilat başkanımız Hatip Şeran'ın orada gelip de orada 20-25'e yakın muhtarı toplayıp beni çağırdı. Yani Samsun bu dedi. Yani Türkiye vizyonu bu. Hep hiçbir zaman burada dışlanmazsınız. Burada sevgi saygıyla insanları kucakladık ve teker teker birçoğu ağladı yani Samsun'a ayrılırken. Böyle bir şehrimiz varmış diye. Bu tabii devlet büyüklerimizin de belediye başkanlarımız, özellikle belediye başkanı sahip çıkması lazım. Bugün ben o ışığı çok sevindim. Çünkü dedi ki 50 bin muhtarı getirin Sivas'a. Evet. Ben dedi 50 bin muhtarı dedi, burada ağırlarım dedi. O yüzden getirecek inşallah... misiniz efendim 50 bin muhtarı? Yok, Mayıs sonu burada en az 200-250 muhtarı ağırlayacağız. Evet. Sivas'ımızı gezdireceğiz, Sivas'ımızı tanıtacağız. Çok kadim bir şehir, tarihi bir şehir. Selçuklu, Osmanlı mimarisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin burada kurulmasındaki katkısı, bunları anlatacağız. Bilmeyenler var ya, adam dünyayı geziyor, kendi ülkesini gezmemiş. Sivas'tan haberi yok. Niğde Ürküp göremedin, Diyarbakır'dan haberi yok. Bunları da Muhtarlar Konfederasyonu olarak Mahmut Başkan'la 10 yıldır buradayız. Emin olun 48. toplantı bunları anlatıyoruz. Gelip görenler şaşırıyor şehirleri. Evet. Tanıtacağız. Tanıtımda, turizmde
Ya bugün yani basit bir şey söyleyeyim. Bugün İtalya 85 milyon turist alıyor da benim ülkem niye 50 milyon almasın? Niye evet. turizmine pay almasın? Elbette. Sırf Ege'de mi turizm var yani? Sırf Ege turizmi var. Niye Sivas turizmine payını almasın? Hatay almasın, Samsun almasın. Değil mi? Karadeniz almasın. Ben evet. de şimdi teşekkür ediyorum Hava Başkanım da. Evet. Efendim programın başında kadınlara önem verdiğimizi ifade etmiştik. Bizim Türkiye'mizin gelişmesi adına öncü kadınlara ihtiyacımız var. Girişimde, müteşebbiste, idarede sizin gibi mahalli idarecilerin olması gerekiyor. Evet, Havva Usta Rendeci Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Samsun Atakum Atatepe Mahalle Muhtarı. Efendim, öncelikle Havva Rendeci kimdir? Bundan başlayalım. Daha sonra da dernek seçimini bir değerlendiriniz. Buyurunuz evet. efendim. Hava Usta Rendeci 1974 doğumlu, evli, iki çocuk annesi, bir kız, bir erkek. İkinci dönem mahallemde muhtarım, aynı zamanda konfederasyonda kadın kolları görevini 3 yıla yakındır sürdürmekteyim. Evet, sizin de dediğiniz gibi kadının her yerde sayısının artmasını talep ediyoruz. Bunun için de bize verilen görevi en iyi şekilde yapıp iyi bir rol model olmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki kadın muhtar sayısı benim bu camiye girdiğimde 674'tü 2014 seçimlerinde. Evet. Son seçimde 1101 sayısına kadar yükselebildik. Evet. 50.295 toplam muhtarın içinde 1101 kadın muhtar var şu anda Türkiye'de. Bunlardan bir tanesi de benim. Sayımızın dediğiniz gibi bir an önce artması her alanda. Meclis üyeliğinde, belediye başkanlığında, kaymakamlıkta her yerde bizim sayılarımız ne kadar artarsa o kadar daha güçlü bir Türkiye oluruz diye düşünüyoruz. Ama her ne hikmetse bizi ne kadar desteklerlerse de seçilme sırasına geldiği zaman hep geri planda kalıyoruz. Mutfağında koşturuyoruz, koşturuyoruz. Listeler hazırlanırken sayılarımız hep az oluyor. İnancım inşallah o listelerde sayılarımızın artmasıdır. Güzel bir projeyle başladık. Biz Samsun temsilen Samsun'da başlatmak istedik. Milli şuur, milli birlik, beraberlik bunu bakanımız bizzat bizden istedi muhtarlardan. Bu kaynaştırma projesini yapmamızı. Projeyi hazırladık, sunduk. Bakanımızın da onayıyla aslında Ocak ayında başlayacaktık ama şu anda yaşadığımız... Dünyada yaşadığımız pandemi süreci her şeyi etkiledi, bizi de etkiledi. Mart'ın sonunda onun startını Samsun'dan verdik. Samsun önemliydi. Samsun, Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, güneşin doğduğu şehir. Oradan meşale yandı, Atatürk'ün adım attığı. Ve çok güzel bir program oldu. 127 muhtarımız geldi toplamda katılan dışarıdan. Bunların çoğu doğudan gelen muhtarlarımız. Ben daha çok tabii ki kadın muhtarlarımızı davet ettim. Samsun'u ilk defa gören, deniz kenarındaki güzel bir şehri tanıyan hayran kaldı. Buradaki aslında projedeki amacımız, bakanımızın da bunu bizzat altını çizerek, doğudaki muhtarlarımızı biz tanımıyoruz, onlar da bizi tanımıyor. Evet. Kendi mekanlarımızda birbirimize tanışmak, kaynaşmak, birlik beraberliğimizi sağlamak. Şöyle çok güzel bir örnek yaşadım. Ayrıca hem onurlandım, gururlandım, duygulandım ve amacımıza ulaştığımızı bu olayla daha çok anladım. Doğudan gelen bir kadın muhtarımız kaldığımız otelde otel çalışanların bir tanesiyle sohbet esnasında işte hangi ilden geldiniz, işte şu ilden geldim. Nasıl orayı bize anlat diye sorduğunda evet. Çünkü batıdaki insanlar doğudan korkuyor. Hani orası gidilecek yer değil, gidersek tehlikeli, işte orada terör var diye düşünüyoruz. Doğudan gelen muhtarımız anlatınca yaşadığı şehri korkulacak bir şey yokmuş, gidebiliriz. Ve onun özel daveti üzerine oraya gitmeye karar veriyor. Kadın muhtar mı doğudan gelen? Evet, evet. Siirt'ten ilk evet. dönem muhtar. Ve bunu benim paylaşımımın altına, bu projenin gerçekten hayata geçtiğine, bu konuşmanın, sohbetin tam yerine ulaştığını anlamış oluyoruz.
Bu kaynaştırma, biz doğu, bu projeyi yapmasak o muhtarın Samsun'a gelmesi imkansız. Oradaki bizlerle, oradaki işte gördüğü otelin içindeki çalışanlarla tanışması imkansız. Gelip kendi ilini temsil etti orada. Tanıttı, anlattı, davetini yaptı, sıcaklığını gösterdi. Bu bir korkulacak bir durum olmadığını anlattı. Ve kendisinin çıkardığı özet, proje amacına ulaşmıştır dedi. Bu biz gerçekten bu yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu, iyi olduğunu bize de göstermiş oldu. Samsun'la başlatıp tabii devam edeceğiz. 10 il seçmiştik. Biz bu 10 illeri seçtiğimizde 5 doğu, 5 batı ama farklı iller bizi neden seçmediniz dedi. Bunun bir tanesi de Sivas'tı. Sivas ortada olduğu için Sivas'ı hem doğudan hem batıdan kaynaştırma yapacaktık. Ama kendileri özellikle bu programın bizim ilimizde olmasını istediler. Bugün de ziyaretimizde Vali Bey de, belediye başkanımız da canı gönülden 50 bin muhtarı burada ağırlarız dediler. Biz de inşallah Sivas'ta da bir programı yapacağız. İnşallah. Efendim teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Ben Malatya'da ilk üniversiteyi okudum. Diyarbakır Şırnak'ta da askerlik yaptım. Kadınlar öyle göründüğü gibi değil. Doğu'da daha etkin. Muhtarlıkla var, sözleri de daha çok geçiyor. Orayı yöneten kadınlar, bunu açıklıkla ifade etmek isterim. Ben bizzat müşahede ettim. Evet, Sayın Cemalettin Aslan, şuradan devam edelim. Seçimleri konuştuk. Muhtar kimdir? Görevi nedir? Ne yapar? Ne eder? Buradan devam edelim. Buyurun efendim. Muhtar kimdir? Evet, muhtar mahallesinde hiçbir siyasi parti rozeti taşımadan ismiyle seçimlere katılan ve o mahallenin akil insanıdır. Evet. Muhtar ne iş yapar? Muhtar mahallesinde 7/24 mesai saati gözetmeden mahallesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışan, mahallenin sorunlarını ilgili birimlere, makamlara bildirmeye de yükümlü ve sıkıntıları bildirdikten sonra da takibini etmekle mükellef. Biz tabii şu anda son 2 yılda ben buradan özellikle belediye başkanım Sayın Hilmi Bilgin'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet. Bizim mahallemiz Sivas'ımızda 66 tane mahallemiz var. Mahallelerimizde eşit hizmeti getirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar hiçbir muhtarımın talebinin geri döndüğünü bilmem. Muhtarlarımızın talepleri şahsına kesinlikle değildir. Mahalle sakinlerine ve mahallesine ihtiyacı olan hizmetlerdir. Biz şu ana kadar merkez muhtarları olarak tabii ki belediyemizden hizmet alıyoruz. Evet. Köy muhtarlarımız özel idareden hizmet alırlar. Özel idarede de Sayın Valimiz Salih Ayhan'ın gerçekten köy muhtarlarımızın ihtiyaçlarına koşarlar. Merkezde bizim 153 köyümüz var. Zannetmiyorum ki altyapısı yapılmayan köyümüz yoktur. Parke taşlarına kadar döşenmiştir köylerimizin. Muhtar o kadar farklı bir duygudur ki vatandaşın evinde aşı olmaz, muhtarına koşar. Elektriği kesilir, ödeyemez, muhtarına koşar. Faturayı getirir muhtarım, ben bu ay faturamı ödeyemedim. Buyur der. Muhtar onu ne yapar, eder. Sağdan bulur, soldan bulur, belediye başkanına gider, valimize gider. O vatandaşımızın o kesilen elektriğini giriştirir. Evinde eşiyle kavga eder. Karakola gitmez vatandaş, muhtarına gelir. Çocuğu okuldan kaçar, okula gitmez, vatandaş muhtarına gelir. Muhtar o mahallenin, ben her zaman bunu söyledim, o mahallenin hem annesidir, hem babasıdır, hem oğludur, hem kardeşidir. Muhtar o mahallenin canıdır. Ailesi. Yani. O yüzden muhtarlık çok farklı bir duygu. Derler ya, anlatılmaz, yaşanır. Hı. Yarın tekrar doğsam tekrar muhtar olmak isterim. Hizmet etmek isterim. Halka hizmet etmek, hakka hizmettir anlayışını benimsemişimdir. Gücümün yettiği kadar mahalle sakinlerimiz, vatandaşlarımızla destek verdikleri sürece
Ben bu göreve her zaman devam edeceğim diyeyim. Evet, peki teşekkür ediyoruz Sayın Cemalettin Aslan. İzleyicilerimizin sorularına, yorumlarına çok önem veriyoruz, değer veriyoruz evet. Efendim. Metin Bey, iyi akşamlar. Muhtarlara sorar mısın? Covid-19'da mücadelede muhtarların rolü nedir? Bir de muhtarlar maaşları konusunda eleştiriliyorlar. Vatandaş merak ediyor, ne kadar maaş alıyorlar diyor. Ayrıca diğer bir izleyicimiz, merhabalar Cemalettin Başkanımızı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Diğer başkanlarıma da selamlar, saygılar sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Samsun ilk adım Kalkancı Mahallesi Muhtarı Zekiye Nur Aydemir. Zekiye Nur Aydemir'e de biz buradan saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Efendim sizden en yakın zamanda programımıza konuk etmek isteriz. Kadınlara ne kadar öncelik verdiğimizi buradan belirtmek isteriz. Efendim iyi akşamlar Sivas Muhtarlar Derneği Başkanlığı'na yeniden seçilen Cemalettin Akpolat Başkanımı kutluyor. Yayında bulunan Sayın Başkanlarıma da iyi yayınlar diliyorum. Şerif Yavsan, Samsun Anadolu Mahallesi Muhtarı. Efendim sizden devam edelim. İzleyicilerimiz sorularına daha sonra cevap verirsiniz. Muhtar kimdir? Mahmut Gülcü ve muhtar ne iş yapar? Evet Sayın Kabakçı, muhtar ne iş yapar? Muhtar kimdir? Muhtarlık müessesesi 1829 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti sınırlar içerisinde var olmuş olan bir kurum. 1929 ve 1934 yılları arasında kaldırılmış ve 1934 yılında tekrar gündeme getirilmiş ve muhtarlarımız tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde seçilmeye ve mahallesine ve köyüne hizmet etmeye devam etmiştir. Muhtar kimdir? Bizim genel başkanımızın özellikle her toplantı, her gittiğimiz yerde üzerine basa basa durduğu, muhtarın iki kimliği vardır. Bir tanesi millet, bir tanesi devlet. Bunlar çok önemli kimliktir. Milletin temsilen muhtarımızın taşıdığı ön yüzündeki kimlik, milleti temsilen milletin sorunları, resmi kurumlarla olan sorunlarını giderebilmek adı altında köprü vazifesini gören muhtarlarımız, devletin de temsilcisi, mahallesinde gözü, kulağı, sesi her şeyidir. Mahallesindeki olan olumsuzluklarda muhtarımız gelir, muhtarımızı gelir, emniyet kolluk kuvvetlerimiz mahallesindeki oluşan olumsuzlukları gelir, bilgisini alır, muhtarımızla beraber çalışmalarına devam eder. Covid-19 sürecini sordular. Muhtarlar Camiası, şükürler olsun ki ben bunu her zaman her yerde söyledim. Böyle bir büyük kurumun bir küçük ferdi olmaktan her zaman büyük bir şeref ve onur duydum. Yakın bir zamanda biliyorsunuz ki Türkiye'miz 15 Temmuz sürecini yaşadı. 15 Temmuz süresinde muhtarlarımız sahadaydı. Taşın altına elin değil bedenini koydu. 15 Temmuz'da da birçok muhtarımız şehadete erdi. Ben buradan şehadete eren tüm muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Yaklaşık bir yıl yeni bir süre aşkın zamandır Covid-19 illetinden tüm Türkiye, tüm dünyanın ve Türkiye'nin de maalesef ki mücadele ettiğini biliyoruz. Yine muhtarlarımız gecesiyle gündüzüyle mahallesindeki pozitif olan mahalle sakinlerine gelip İşte mahallemizdeki sağlık çalışanlarına tespitlerinde, çalışmalarında veya mahallesinde özellikle hem sokağa çıkma yasağında özellikle muhtarlarımız ihtiyaçlı olanlara gitti. Bir şekilde ihtiyaçlarını aldı. Emniyet kolluk kuvvetleriyle, kaymakamlıklar ve valilikler aracılığıyla. Yani anlatacağımız muhtarlarımız her zaman, her şekilde iyi günde veya kötü günde mahallesinde her zaman var olmakta. Yerel seçilmişlerin en alt kademesi olması hasebiyle mahalle sakini ve vatandaşının en rahat ve en basit ulaşabildiği kişidir muhtar. Bir belediye başkanına veya bir büyükşehir belediye başkanı veya milletvekiline seçilmişine ulaşana kadar muhtarımıza gelip kapısını çalıp gelip çayını kahvesini içip derdine derman olması hasebiyle muhtarımızla ikili ilişkiler içerisinde bulunup muhtarımızla mahalle sakinlerin işini görmek anlamında hem sosyal anlamda hem ihtiyaçları anlamında her anlamda muhtarlarımız şükürler olsun ki özellikle bu dönem konfederasyonumuzun ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ve tüm siyasi parti liderlerimizin muhtarlarımızı önemsemesi
hasebiyle biz az önce de bahsettiğim gibi 1829 yılından beri var olan bir korumuz. Evet. Son 10 yılın gerisine baktığımız zaman muhtarlıklar artık tozlu raflardaydı. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve çok kıymetli bakanlarımız ve siyasi partilerimizin genel başkanları muhtarlarımızı önemsedi. Muhtarlarımızla beraber hem sahada her anlamda kendilerini ifade etme noktasında muhtarlarımızla beraber çalışma hususunda olduğu zaman tabii ki camiamıza da bu çok fazlasıyla renk kattı. Özellikle 2019 yerel seçimlerinde tüm Türkiye'de aday patlaması yaşadık. Ha, bu ne oldu? Muhtarlarımızın, mevcutteki muhtarımızın veya muhtar adayımızın mahalleme daha iyi hizmeti nasıl getirebilirim anlamında bir mücadele oldu. Bu da tabii ki mücadele olduğu zaman da iyi bir şekilde başarıyı getiriyor. Hem biz cami olarak şükürler olsun ki muhtarlarımız adına Konfederasyon Genel Başkanımızın öncülüğünde hükümetimizle yapılan görüşmelerde muhtarlarımızın az önce bahsettiğiniz gibi maaşları soruldu. Muhtarlarımız yılbaşından itibaren 2326 liraydı maaşlarımız. Tabii ki bu yıl sonuna kadar hani asgari ücret diye tabir ediliyor. Muhtar arkadaşlarımız da çoğu zaman bize sordu. Yıl içerisinde yıl sonuna doğru da asgari ücrete yakın bir fiyatı alıyor. O da memurlarımızın kat sayısının maaşına göre muhtarlarımızın maaşı belirleniyor. Yıl sonuna doğru da asgari ücrete yakın bir ücret oluyor. Az önce soran izleyicimize bilgisi olması hasebiyle muhtarlarımız dediğim gibi son 10 yılda çok iyi bir iğme kazandı. Ben ilk seçildiğim zaman 2009 yılında 330 lira gibi galiba bir maaş alıyorduk. Yani bu muhtarımızın ne sağlık güvencesini karşılayabiliyordu ne ihtiyaçlarını. 2013'ün son ayında işte sağ olsun hükümetimizin meclisteki torba yasasına maaşlarımızı iyileştirme maddesi eklendi. 781 lira gibi bir maaş oldu. Ondan sonra zaten şükürler olsun ki maaşlarımız da arttı. Muhtarlarımızın en büyük taleplerinden bir tanesi biz 657'ye tabiiz. Devletin resmi çalışanı olarak görünüyorduk ama muhtarlarımızın sağlık güvenceleri maalesef ki karşılanmıyordu. Yani anlayacağınız devletin kaçak işçisi gibi görünüyorduk. Evet. Sağ olsun bunu da dile getirdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız ve özellikle İçişleri Bakanımızın son dönemlerdeki muhtarlarımıza olan ilgi ve alakasını burada söylemeden geçemeyeceğim. Maaşlarımız iyileştirildi. Sağlık güvencemiz devletimiz tarafından karşılanmaya başlandı. Muhtarlarımızın silah ruhsatları talepleri vardı özellikle. Muhtarlığı bıraktığı zaman ya ruhsatın vergisini ödeme zorunda kalıyordu. Bizim de en büyük ısrarcı olduğumuz noktalardan bir tanesi muhtarımız seçilmişse o hakkı kazanmışsa o hakkının devam etmesiydi. Sağ olsun genel başkanımız, daha önceki genel başkanımız da Hüseyin Akdeniz'dir. Onun da emekleri çoktur konfederasyonumuzda. Sayın başkanımıza teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Silah ruhsatlarımızı aldık, maaşlarımızı iyileştirdik, sağlık primlerimizi sağ olsun devletimiz tarafından karşılanmaya başlandı. Ve en önemlisi muhtarlarımız yaklaşık 200 yıldır Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde var olan bir kurumsa bizi anlatan bir günümüz yoktu. Sağ olsun arşivlerden araştırıldı, çıkartıldı. 19 Ekim ilk muhtarlar seçimi tarihi olarak belirtildi. Cumhurbaşkanımızdan da 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü talep ettik. Konfederasyon olarak sağ olsun Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza verdiği ehemmiyet sonucunda da bu yılda 6.sını kutladık. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü. Yani bizi anlatan bir günümüz oldu. Yeni yasalar üzerinde konfederasyonumuz ciddi anlamlarda hükümetimizle görüşmeler içerisinde İçişleri Bakanımızın talimatıyla bir komisyon oluşturuldu. Genel Başkanımız, Genel Başkan Vekilimiz, bizler de komisyon içerisindeyiz. İkinci toplantımızı yaklaşık bir 10 gün, 15 gün içerisinde yaptık. Muhtarlarımıza Allah'ın izniyle inşallah sağ olsun öncelikle Genel Başkanımızın çalışmaları neticesinde yakın bir zamanda şu anda ana şablon oluştu. İkinci toplantımızda da İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce Beyefendi'nin başkanlığında gerçekleştirdik. Bir ana şablon oluşmuş.
muhtarlarımıza çok böyle güzel müjdeler vereceğimiz Sayın Bakanımızın icası. Bunu hani sosyal medyada paylaşmamamız ama birebir de arkadaşlarımızda hani bilgisi olması hasebiyle. Tabii ki bunları bilgilendirdik. İnşallah 1924 ve 1944 yıllarında çıkartılan köy muhtarları kanunu ve mahalle muhtarları kanunu yakın bir zamanda istediğimiz kimliğe erişecek. Ben buradan çok kıymetli Türkiye genelindeki 50.298 muhtarımıza bunun da müjdesini vermiş olalım. Başka da şu anda bu kadar. Evet, teşekkür ediyorum. Yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Hem Muhtarlar Konfederasyonu Başkan Yardımcısı, hem Dernek Başkanı, hem de Samsun'dan gelen değerli muhtarlarımız. Özellikle şuna hassasiyet gösterilmesi lazım. İcra kağıtları var. Efendim ve adliyenin gönderdiği kağıtlar var. Geçen yıl bir komşumuz muhtar ulaştırmadığı için 5 ay içeride yattı, cezaevinde yattı. Hamdaki yatmaması gerekiyordu. Yani o tamam, siz savunmanızı yapabilirsiniz. Hemen herkes hazırlandı cevabı. Ve ayrıca icra kağıtları geliyor. Bu icra kağıtları gününde zamanında ulaşmayınca elbette haciz işlemi gerçekleşiyor. Buna özellikle ve özellikle hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Efendim biraz sonra o konuyla ilgili konuşacağız. Efendim muhtar kimdir, görevi nedir, neler yapar? Muhtar kimdir'in arkadaşlarımız da açıkladı da ben muhtar kimdir'in 1829'dan gelen tarihi ve Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen tek yasa, muhtarlık yasası. Muhtarlık yasası 1924-1930'lara çıkan hala yasalarla idare ediliyor. Çok acil yasaya ihtiyacımız var. Mahmut Başkanım onun açıklamasını yaptı. Mecliste bir kanun yasası açıklanıyor. Seçim yasasından muhtarlıkta bazı eksiklikler var. Onlar tamamlanacak. Onu dediği gibi sosyal medyada paylaşmıyoruz. Biz bu pandemi dönemi başladığında tüm Türkiye'de valiliklerimiz bir vefa grubu kurdular. Bu vefa gruplarında bize tüm yetkiler, ben yaklaşık Samsun'a 350'ye yakın yaşlımızın maaşını çektim. Bizzat bankadan gittim, aldım, evine teslim ettim. Yani tüm şeyim, işimi gücümü bırakarak o yaşlardan alacağımız bir hayır dua. Yani bir hayır duanın peşinde olduk ve bu şekilde koşturduk mücadeleyi. Yaşlılar ilaçlarını alamayan ilaçlarını getirdik. Parası eksik gelenlerin. Ondan sonra devletimiz o zamanlar tam aynı tam hatırlayamıyorum. Biner lira maddi yardımda bulundu. Tek tek polis ve bekçilerden kapı kapı gizlerek bu paraları dağıttık vatandaşlarımıza. Muhtar kimdir? Muhtar şöyle bir şey söyleyeyim. Daha yeni yaşadığım bir olay. İki kardeş anneye targın birbirine gidip gelmiyorlar. Öbür kardeşi alıyorum, anneye getiriyorum. Bakıyor. Ondan sonra öbür kardeşi getiriyorum. Birbirlerine konuşmuyorlar. Yani muhtar açıkladığı şey, uğradığı pozisyonu, yaşadığı pozisyonu mümkün değil. Şimdi ben şeye müracaat ettiğim zaman hani bu uyuşmazlık yasasında adliyede şeyler kurdular. Oraya müracaat ettiğimde üniversite diploması arıyoruz. Yani en büyük bu anlaşmada uzlaştıracak kişi muhtardır mahallede. Ben söylüyorum şimdi çok aşırı oranda bir boşanma yaşanıyor Türkiye'de gençlerde. Diyorum mahalle imamı, bunu zaman zaman vali muhtar, mahalle imamı okul müdürü. Bu ailelerle görüşerek, babalarla görüşerek bu aileler niye boşanıyor? Buna çözüm aranması lazım. Çok şiddetli, Türkiye çapında bu sıkıntı. Az önceki yine soruya muhtar maaş almıyor, ödenektir. Ödenekler zaman zaman memur maaşlarıyla 6 ayda bir, buna çok az da bir şey olsa memurlara gelen maaş bizlere şey olarak yayınlanıyor. Metin Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Pazartesi ve Perşembe günleri bizde mahallemizdeki Covid olan hastalarımızın listeleri gelir. Vita şey diye bir grubumuz var, tüm muhtar arkadaşlar da var. Bunlar tek tek 25 veya 30 kaç kişi var tek tek telefon ararız. Bir şeye ihtiyacınız var, aman evden dışarı çıkmayın. Sakın temaslı yaşamayın. Bunları tek tek ararız, moral veririz onlara. Yani mümkün olduğu kadar bu konuda aman aman dikkatli olun. Çünkü bu işin şakası yok diye geliyor. Biz de maalesef bu konuda Samsun birinci konumundayız. Ben bu konuda muhtar arkadaş eline geleni yapıyorum. Vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlarım biraz duyarsızlık davranıyorlar. Bu konuda illa alışveriş yapacaklar, alışveriş merkezlerine gidecekler. Ve de her şehrin, bizim Sivas'ta da öyledir, Samsun'da bir ana arterleri vardır, ana cadde. O caddeye vatandaş inecek. Ya kardeşim burada işte tam Covid'in sevdiği pozisyonlar yakalanıyor. Bu caddeye inme. Ara caddelerden git, alışverişine git. Ama mümkün değil. Yaşlılarımız o meydanlarda bulunan oturaklarda oturacaklar. Hatta uyuklayacaklar. Öğlen namazını kıldı, ikindi namazını bekleyecekler. Bu konuda muhtarlar yoğun bir şey tempo içerisindeyiz. Yoğun. Yani valilik sürekli uyarıyor.
Kaymakamlık uyarıyor biz. Aman elimizden geleni yapıyoruz ama yaptırım gücümüz yok. Yani bizi o yüzden bir yasa çalışmaları yapıyor. İnşallah muhtarlar o yetkiler verilir. Biz şu an büyükşehir yasasından dolayı biraz 31 büyükşehirde muhtarlar biraz muallakta kaldık. Diğer şehirlerde yetkilerden donatılmasını, yeni yasanın çıkmasını bekliyoruz. Ne gibi yetkileri verecek bize? Çünkü vatandaşı çok samimi olduğunu uyarıyorsun. Öbür türlü yaramıyorsun. Şehir konusunu yine ben küçük bir açıklama olarak açıklayayım. Postacının getirdiği tebligatları biz almakla mükellefiz. Ancak samimi olduğumu ben metin kapakçı tanıyorum. Hemen WhatsApp'tan çekerim atarım. Metin bir evran geldi. Tanımadığımı kapıya getirip teslim etme sorumluluğum ve yasal yükümlülüğüm yok. Sadece muhafaza etmek zorundayız. Oraya gelenlerin telefon numarasını almıyor musunuz efendim? Şimdi, adresi şimdi yok mu? Bir kapı şey numarası yok mu? Tabii. Kapıyı çalıp da kardeşim senin evrakın geldi. Bak yok. Sıkıntı yaşayacaksın. Yok. Demiyor musunuz? Öyle bir yetkiyi yasa vermiyor. Zaten postacı direkt kişinin kapısına gidiyor. Onun kapısına çalıyor. Bandayı yapıştırıyor. O kapı açılmadığı takdirde hatta çalıyor komşusunun kapısına da çalıyor. Evet. Kontrolünü yapıyor. En son en güvenilir mahallede kimdir? Muhtardır. Muhtara gelip bırakıyor. Bize bırakmadan önce de onun kapısına zaten tebligatı yapıştırıyor. Bu tarihte muhtarınıza evranınız bırakılmıştır. Bir ikincisi? Onu bıraktığı zaman... Devletten her şeyi görüyorsun artık. Onu bıraktığı zaman zaten size diyor ki postacı, evranınızı geldim, bulamadım, muhtarınızdan gidip alınız. Mustafa Başkanım dediği gibi de biz o evrağı alıp da tekrar o vatandaşın kapısına gitmek zorunluluğumuz yok. Aynı şekilde yine dediği gibi hani tanıdığın olur, işte telefonu sizde vardır ve ya da sizden özellikle rica etmiştir. İşte benim şu önemli bir evrağım gelecek. O geldiği zaman haber verebilir misin? Beni bilgilendirebilir misin? Onun notlarını alıyoruz zaten. Bu tür sıkıntıyı bütün muhtarlarım yaşamıştır. İşte siz bana evrağımı getirmediniz. Bizim böyle bir zorunluluğumuz yok. Vatandaş zaten sıkıntılı olan vatandaş ne geleceğini de aslında biliyor. Evrak da eline geç ulaştığı zaman birinden hırsını alması gerekiyor. O hırs alacağı kişi de muhtar oluyor. Evet. Belki şeyde, köylerde bu sıkıntılar yaşanmaz. Evet siz sözünüzü sadece, tamamlayınız efendim. Daha sonra Sayın Endeci devam etsin. Büyükşehir Belediye'mizin de bizler de özellikle biz Samsun'da bir ürettiğimiz projelerde bizim muhtarların belirli bir gücü vardı. Bizim ağırlayacağımız misafirse ama burada ilk projemizde birinci aya Samsun'da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e, Sayın Valimiz Zülküf Dağlı'ya tüm gelen bu misafirlerimiz Samsun'da ağırlamamız, gezdirmemiz tüm masrafları üstlenmişlerdir. Bu konuda da büyük destek vermişlerdir. Belediye başkanlarımızın hakkını yemeyelim. Buradan çok teşekkür ederiz. Bu Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ikinci bir teşekkürüm de Sayın Hüseyin Akdeniz'e, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu kurucusu ve bu konuda emekleri hakları ödenmez. Bize hakkını helal etsin. Ondan ne yaptık ama ondan aldığımız bayrağı biz daha üstlere taşımaya çalışıyoruz. Daha yükseğe koymaya çalışıyoruz. Buna Cemalettin Başkanım, Mahmut Başkanım her toplantıda bir araya gelip yapmış. Şimdi şöyle bir şey Metin Bey, Hatay'ın sıkıntısı başka, İç Anadolu başka, Doğu Anadolu başka, Güneydoğu daha başka. Köy başka, şehir başka. Bunları hep harmanlıyoruz biz. Her toplantımda harmanlıyoruz. Kimi bulduk milletvekili, belediye başkanı? Kanunda yasa yapmış hemen koltuğun altına veriyoruz. Kardeşim bizim sıkıntılarımız burada. Yasa haline getirilmesini biz icra makam, rica makamıyız. İcra makamı hükümet, devlet, belediye başkanları. Biz haddimizi bileceğiz. Biz haddimize göre hareket edeceğiz. Millet Meclisimize de bu konuda yasa çıkarıcı Gazi Meclisimize güveniyoruz. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın Başkanım, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Samsun Atakum Atatepe Mahalle Muhtarı Havva Rendeci. Efendim muhtar kimdir? Muhtar ne iş yapar efendim? Muhtar kimdir? Muhtar mahallenin ablası, mahallenin abisi, mahallenin annesi, mahallenin babası. Her kalıba girer yaşı gereği. Her kalıba girer muhtar. Muhtar vatandaşın başı sıkıştığında ilk akla gelen kişi. Elektrik kesildi, muhtar aranıyor. Yani 186'da aranıyor ama önce muhtar aranıyor. Evet. Elektrik kesildi, sen daha çabuk halledersin. Cemalettin Başkanım'ın dediği gibi faturamı ödeyemedim, elektrik faturamı ödeyemedim denildi, muhtara başvuruluyor. Muhtara başvurduktan sonra zaten o biliyor, bir şekilde o muhtar onu halleder. Evet. Muhtar zaten o görevi hemen üzerine alıyor, bir şekilde onu ödüyor, hallediyor. Muhtar mahallenin güven oyunu almış, seçilmiş kişidir. Hiçbir partinin desteğini gücünü almadan kendini tanıtarak sahaya çıkar.
Muhtar ona verilen, ondan istenilen her görevi yerine getiren kişidir. Her vatandaşın aradığı zaman muhtarlığında ya da bir telefonuna kadar yakın olan kişidir. Bizim telefonlarımız hiç kapanmaz. 24 saat açıktır. İstenildiği zaman aranılır, ulaşılır. Pandemi sürecinde dediniz muhtarlar sizler ne yaptınız? Pandemi sürecinde biz sahadaydık. Başladığı günden itibaren şu anda da. Vefa gruplarında görevlendirildik. FİTAS'ta görevliyiz. Vefa gruplarında yaşlısı evden çıkamadı 65 yaş üstü. Yeri geldi kızına güvenemedi maaşının çekilmesini kartını vererek. Ama evet. Muhtarına güvendi. Biz kartları aldık, maaşlarını çektik. Maaşlarını çekerken işte muhtarım gelirken şu ilaçlarım eksik, eczaneden o ilaçlarımı da alır mısın? Hatta yanında işte kıymam da eksik, bir de kasaptan kıymamı da alır mısın? Peynirimi alır mısın? Hatta marka bile verenler oldu ve biz onların hepsini yaptık. Çünkü onun gönlünü evet. almak, o anda onu rahatlatmak bizi de rahatlatıyor aslında o işi yaparken. FİTAS'ta da şu anda yine COVID pozitif olan vatandaşların halini hatırını soruyoruz, yapabileceğimiz bir şey var mı diye sürekli onları takip ediyoruz, sisteme kaydediyoruz. Zor bir süreç yaşıyoruz. İnşallah bir an önce bu pandemi sürecinden kurtuluruz. Yine şeye geleceğim, tebrikata geleceğim. Bunda hani ben Allah'a şükürler olsun. Bir İsterseniz daha... ona daha sonra girelim tamam. efendim. tamam. Sağ olun, var olun. tamam. Şimdi programın başında söylemeyi unuttum ben. Programımız boyunca pandemi kelimesi değil, salgın kelimesi. Türkiye'deyiz, Türkçe konuşuyoruz. Sosyal mesafe değil, fiziki mesafe. Entübe değil, solunum cihazına bağlı, teşekkür hasta. Çünkü Türkçe'ye olan hassasiyetimizi doğru. başta muhtarlarımız gösterirse halkımız da buna riayet eder. Evet, Sayın Cemalettin Aslan, bu az önceki ifade ettiğim tebligatlar, icra kağıtlarıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani sizin yüzünüzden mi cezaevine gidiyor asla. Ya da hacı sizin yüzünüzden mi oluyor? Yani muhtarlara ciddi manada bu konuda beddua edenler de var. Bu bir realite. Bu bir gerçek. ya, siz de efendim kendinizi savunun, bizim şeyimiz savunalım. Yok. Buyurun efendim. Şimdi Metin Bey. Tebligat kanunun 51. maddesi var. Hı. Az önce Hava Hanım açıkladı. Ben biraz daha açayım konuyu. Hı. Postacı evrağı vatandaşa götürür. Ulaşamadığı zaman kapısına etiketi yapıştırır. Muhtara bırakır. Vatandaş o kapısındaki etiketi gördüğü zaman gelip muhtardan evrağını alır. Alır. Yani muhtarın vatandaşın evine evrak götürme diye kanunda bir yeri yoktur. Muhtar bunu yapmaz. Ha, biz Sivas muhtarları olarak, diğer illeri bilmiyorum, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın hemen hemen hepsinin diyebilirim yani kendimden örnek vererek. Telefonlar var. Mahallemizin bizde WhatsApp grubu var. Evet. Az önce Mustafa Başkanım'ın ifade ettiği gibi biz resmini çeker mesaj atarız vatandaşımıza. Evrağınız evet. var muhtarlığınızda yani gelip o, alınız o. diye. Evet. Hakimi vatandaşımız der ki işte hastayım, işte yaşlıyım, işte şuyum. Biz alır onu götürürüz. O rica eder. Evet. Ricasına istirahatın bırakırız. Evet. Şimdi biz akşama kadar postacının getirdiği evrağı vatandaşa dağıtmaya kalkarsak biz mahallemize hizmet edemeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olması lazım. Çok mu geliyor icra kağıdı? Çok işte. Geliyor. Zaten şu anda tebligat, Sivas'ta tebligat. İcra, trafik cezası bize sokağa çıkma yasağı da var onda. Çok geliyor. Evet, şimdi başladı. Bizim Sivas'ta bu salgın hastalıktan dolayı biz daha diğer illere göre, doğu illerimizi saymıyoruz, biraz daha iyiydik. Bizim Sivas'ımızda maskesiz gezen doğru düzgün insan olmadı çok Sayın Başkanım. Yani bu konuda Sivas diğer illere göre daha titizdi. Yani bunu biliyoruz. Yani bu tebligat kanununda mahalle sakinlerimiz, vatandaşlarımız kesinlikle bize beddua etmesinler. Yani biz görevimizi yapıyoruz, fazlasıyla yapıyoruz. Biraz da vatandaşlarımız evrağa geldiyse duyarlı olsunlar. Ya biraz da suçu vatandaşım kendini arasın. Bana bu evrak geldi. Devletine görebiliyor. Kapısında etiket var. Şimdi vatandaş evrağı kendisi almadığı zaman
Zannediyor ki benim elime evrak geçmedi, ben almadım, ben bundan sorumlu değilim. Muhtar evri aldıktan sonra vatandaş almış işlemi görür. Ben bu konuda çok mahkemeye çıktım. Evet. Hiçbir mahkemede de hakimler tarafından en ufak bir ikaz bile almadım. Çünkü ben görevimi yaptım. Yani muhtarlarımız da bu konuda görevlerini yapıyorlar. Az önce dediğim gibi bedduayı biraz da vatandaşımız kendinde arasın. Evet. Peki, evet Sayın Mahmut Gülcü, bu tebligatlar ve icralar konusunda vatandaşların şikayetlerini nasıl değerlendiriyorsunuz size göre? Sayın Kabakçı, şimdi mahalle sakinimizin tebligatın eline ulaşmadığının şikayetini aldığımız gibi de şunla da karşılaştığımız oluyor. Çünkü federasyonu yönetiyoruz. Hı. Bölgemizde 8 tane ilimiz, 7360 tane muhtarımız var. Bu olayla karşılaşan muhtar arkadaşlarımız da oluyor. Çok tebligat üzerinde çok durduk. Ben kısa geçip kapatayım. Evet efendim. Şimdi iyi niyetinde muhtarımız tebligatı eline ulaşmayan mahalle sakinine gidip kapısını çalıyor. Diyor ki tebligatınız var. Bu defa muhtara çıkışan mahalle sakini de oluyor. Diyor ki sen niye diyor benim diyor tebligatımı getiriyorsun diyor. Sana ne diyor ben alacak olsam diyor alırdım onu diyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bununla yükümlü olmadığından dolayı da muhtarımız kendisine gelen tebligatı muhtarlık olarak almakla yükümlüdür. Mahalle sakini gelip alıp almaması tamamen mahalle sakinin tercihine bağlıdır. Bundan dolayı da sadece bu kadardır. Hani muhtarımızın götürüp tebligatı mahalle sakinine ulaştırma ve verme gibi bir söz konusu yetkisi yok. Anlatabiliyor muyum? Yetki de vicdani anlamda. Yani vicdani anlamda tabii ki az önce kıymetli başkanlarımız anlattı. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hani onu zaten yapıyoruz. Evet. Ama hani işte cezaevine geçen dostumuz diyelim. Vatandaşımız. Evet. Ha bu işi zaten kendisi çok iyi biliyor. Anlatabildim mi? Yani gidip de muhtarımız günah keçisi yapmasın. Evet. Ha, bu konuyu ben bu şekilde söyleyip evet. Ve ayrıca pandemide salgın hastalık diyelim. Salgın hastalık süresince konfederasyonumuzun özellikle bu taşın altına elini koyduğu noktalardan bir tanesi sağ olsun Sayın Genel Başkanımızın Kızılay Genel Merkezi ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde özellikle salgın süresinde insanlarımız kan bağışı kampanyasında ister istemez salgın sebebiyle hani kendilerine zarar gelecek noktasında kan bağışı kampanyalarında özellikle çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşandı. Hastanelerimizde ve Kızılay gibi kurumlarımızda kan stoklarının tamamen bittiği zamanda burada Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu farkını koydu. Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde öncelikle muhtar derneklerimiz kan bağışı kampanyası yaptı. Akabinde de illerde muhtarlarımızın ev sahipliğinde mahallelerde kan bağışı kampanyası başladı. Ben Hatay ili olarak Hatay ili olarak Kızılay'la özellikle bir inanılmaz bir hani muhtar ne iş yapıyor dediniz? Evet, muhtar ne iş yapıyor? Bu önemlidir. Çünkü dediğim gibi Kızılay'la inanılmaz derece bir aile bağımız oldu. Biz diyoruz ki biz Kızılay'ın en küçük ferdi olarak bu işte gönüllü olarak çalışıyoruz. Hatay'da 4 ay içerisinde ben burada tüm öncelikle Hatay'daki muhtarlarımla akabinde de bölgemdeki ve konfederasyon genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu hassasiyetinden dolayı 4 aylık sürede Hatay Muhtarlar Derneği olarak Hatay'da 2800 küsur kan bağışında bulunduk. Muhtarlarımız hafta arası ve hafta sonları özellikle sokağa çıkma yasağında inanılmaz ciddi derecede özverili çalışıp mahalle sakinlerini mahallesinde kan bağışı kampanyasına çağırıp muhtarımızı ben birebir katılıyorum sağ olsun Adana'dan bölgeden de değerli çalışanlarımız katılıyor. Buradan Tuğçan Bey var, bölge müdürümüz Esra Hanım var, Cesur Bey var, İsmail Bey. Özellikle Hatay Kızılay Başkanımız Kudret Özbakış'a da buradan teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir aile oluşturduk. Dediğimiz gibi muhtarlarımız mahalle sakinini arıyor. Diyor ki hadi gel kan bağışında bulun. Muhtarımız aradığı zaman mahalle sakinini kıramıyor. Çok ciddi anlamda da dediğim gibi hem Kızılay'a hem insanımıza muhtarlar olarak kan bağışı kampanyasına destek çıktık. Çünkü Allah korusun az önce bahsettiğim gibi kan merkezlerinde inanın bana stoklar tükenmiş durumdaydı. Allah korusun hastanelerde yatan hastalarımızın bir tanesi kan stoğu olmadığından dolayı hayatını kaybetmesi insani olarak hepimizi
vicdanen etkilemekte Sayın Kabakçı. Şükürler olsun ki bu konfederasyonumuzun bu salgın süresinde yapmış olduğu en etkin işlerden bir tanesi. Ben genel başkanımıza ve çok kıymetli federasyon başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte konfederasyonumuzun, sürekli konfederasyonumuzu anlatıyorum. Genel başkanımızı temsil eden buradayız. Elbette genel başkan yardımcısısınız. Evet. Konfederasyondan bahsediyoruz. Aynen yine genel başkanımızın, aynen genel başkanımızın nezdinde batıdaki sağ olsun illerimiz, doğudaki illerimize okul süresinde ciddi anlamda öğrenci çocuklarımıza kıyafet, ayakkabı gibi bağışlarda bulundu. Hayır sahiplerine birebir batıdaki muhtarlarımız ve derneklerimiz buna el attı. Biz de 2-3 tanesine katıldık. İşte Hava Başkanım da yakın bir zamanda sağ olsun böyle bir güzel bir projeye imza atmıştı. Kendi bölgesindeki toplamış olduğu hayırları Muş'taki okullarımıza gittik, dağıttık. Oradaki çocukların sevincini görmek inanın bana apayrıydı. Az önce Sayın Başkanlarımın da bahsettiği gibi Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun İçişleri Bakanımızın talimatıyla başlatmış olduğu proje, muhtarlarımız el ele. İçişleri Bakanımızın talimatıyla Genel Başkanımız Doğu ve Güneydoğu illerine gezilerde bulundu. Bizler de katıldık. Doğudaki muhtarlarımıza ilk ziyaretimiz, başkanım siz de vardınız. Hakkari, Ağrı, Van, Bingöl, ilçeler olmak kaydıyla o illerimize gittik. Oradaki muhtarlarımızla kaynaştık. İnanılmaz derecede, hatta ki Hakkari'de sokaklarda dolaşırken genel başkanımız ve muhtar arkadaşlarımız inanılmaz bir sevgi hissiyle karşılandı. Hani oradaki insanların gerçekten hani batıdaki insanların hani ziyaretini unutmuş, işte doğudaki hepimizin kafasındaki algı, doğudaki insanların farklı bir bizlerin üzerinde hani işte farklı bir görüşte olması sebebiyle biz oraya gidince inanın bana hem bölgedeki valilerimiz, işte emniyet kolluk kuvvetlerimiz bizi çok sıcak karşıladılar konfederasyon olarak. Çok da güzel oldu. Akabinde de işte doğudaki muhtarlarımız geçen hafta mükemmel bir ev sahipliği yaptı sayın başkanlarım. Bugün de Sivas ilimizin çok kıymetli vali bey ve belediye başkanı Sivas'ta talip oldular. Biz Mayıs ayında Hatay'da bu programı yapmayı düşünüyorduk. Hatay'da sıramızı Sivas'a verdik. Ama Hatay valimiz var. Rahmi Doğan Bey Sivaslıdır. Ben ona güveniyorum. Sayın valimizi devreye sokup inşallah Sivas'a kaptırdığımız sırayı Hatay'da tekrar alacağımızı düşünüyorum Sayın Kabakçı. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Sürekli siyasi iktidar mensuplarının sizlere destek olduğunu ifade ettiniz ama muhtar hiçbir zaman bir siyasi partinin yetkilisi değil ve temsilcisi değildir. Sağdan da soldan da muhalefet partisinden de insanlar o mahallede mensuplar. Kılıçdaroğlu'nun da muhtarlarla ilgili katkısı var. Akşener'in de var, Sayın Devlet Bahçeli'nin de var. Kesinlikle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da var, Soylu'nun da var, diğer bakanların da var. Doğru. Evet, Sayın Öztürk, bu tebligatlarla ilgili notlarımı söyleyeceğim zaten. Ben giderek de vaktimiz son şeyde mesela bu tebligatlarla ilgili salgın hastalıktan dolayı yatan hastamız bana muhtarım bu tebligat önemli. Bir şekilde ulaştırmam lazım dedim. Aldım elimden tebligatı, gittim kapıcıya teslim ettim. İmzasını aldım. Vatandaşımızın tebligatını ulaştırdım. Bu şekilde çok şey yaptığımız. Bir de ayrıca bu tebligatlarda boşanan çiftler var. Evet. Şimdi çiftler geliyor. Evrak almaya, eşinin evrağını da almaya çalışıyor. Diyorum ki kimliğini ver, sana ait olanı. Çünkü iki evrak birden geliyor. Evet. Ait oldu çünkü bu sefer evde katliama sebep oluyoruz. Onu da muhtar arkadaşlarımız çok dikkat ediyor. Çünkü kavga gürültü olmasın, çocuk ayrılması konusunda. Kızılay konusunda biz, benim bölgemde yaklaşık 6-7 yakın, 3 muhtarlıyız biz. Kalkancı muhtarlığı, Zekiye muhtarımız var, Hüseyin muhtarım var, gene Karasamsun. Bölgemizde okullar. Okul müdürleriyle öğrencilere ödül vererek yaklaşık bir günde bizim Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kızılay Bölge Müdürümüz var, Hakkı Demirel bu salgın hastalıktan vefat etti. Kızılay'dan bir günde 1559 şey topladık, kan topladık. Ama öğrenciler mesela, Metin Bey, senin kızın 10 öğrenci getirse şu ödülü alacak. Ödüllendirerek hep böyle. Ödüllendirerek ve kan alma anında yaklaşık 20'ye yakın kan alma ünitesi okulun bahçesine getirdik. Müthiş bir kampanya ama okul müdürlerimiz burada, özellikle Süleyman Bey diye bir müdürümüz vardı. Yeminle söyleyeyim, ateş parçası topladı bunu. Muhtar ne iş yaparak, yine basit bir şey olarak söyleyeyim. Ben geçen sene İHA ile beraber İBL'de gittim.
İbrit'te yaklaşık oradaki vahşeti gördüm yani. Vahşet diyorum ben, başka hiçbir şey olamaz. Çünkü yaklaşık 1 milyona yakın insan sınır kapısına dayanmış. Özellikle kadın ve kız çocuğu. Ve o orada bir küçük video yaptım, yayınladım. Samsun'a gelir gelmez en az bayağı bir yüklü malzeme topladım. Özellikle orada sınır kapısına dayananlar 9-10 yaş kız çocuğu ve kadın ağırlık. Hangi özel seçim? O kadar milyona yakın. Topladık ya ben buradan muhtar arkadaşlarımı hasreden hepsine rica ediyorum. Ya şu evlere veya yardım verirken şunu sosyal medyada paylaşırken biraz üsluplu paylaşalım. Yani bir çift ayakkabı, iki çift ayakkabı vermeyle bunu ulusal medyada aileleri rencide ederek değil. Bunu daha hassas devrede davranarak, aileleri de kırmayarak bu şekilde daha hassas davranmak lazım. Yani ben bir kolu bir yere getirdim, Mahmud'a verdim. O medyaya paylaşıyor, yapma bunu kardeşim. Veren her zaman sakıldır yani. Bunu muhtar arkadaşlarımızdan, ben sosyal medya arkadaşlarımdan hasreden rica ediyorum. Ben şurada çok kısa bir zaman kaldı arkadaşlar, muhtar arkadaşlarım. Ramazan geliyor. Geçen sene Ramazan'da muhtar arkadaşlarım olağanüstü bir yardım yaptı vatandaşlarımız. Hem para, Betim Bey, hem de kuru gıda konusunda korkunç kolilere boğdu vatandaşlarımız. Bu sene Ramazan geliyor, çok az bir zaman kaldı. Zenginlerimizden bekliyorum. Evet. Bu sene biraz şey kaldı, ben zenginlerimizden bekliyorum. Hatta kulübümüz, bana getirir Samsunspor kulübümüz, Allah razı olsun buradan Yüksel Yıldırım Başkanı 50 koli bıraktı. 50 koli, mahallemde benim o kadar yoğun, o kadar fakir olan bir bölge değil benim mahallem. Biraz daha geliş var. Bu sefer başka mahalle arkadaşlarımıza yardımcı olduk. Yoğun olan yardım bölgesi ihtiyaçları. Buradan zengin arkadaşlarımıza ben çağrı yapmak istiyorum. İş adamlarımıza. Biliyoruz onlar da sıkıntı. Ama Ramazan özellikle çok önemli. Ramazan'da mutlaka yiyecek kolisi olabilir. Ben biraz da şey böyle bazı özel marketlerimizde şey yapılıyor Metin Bey. Sigara ve alkol satmayan marketlerimizde kart yapılıyor. Ben bu kartlardan çünkü ailesinin ihtiyacı başka bir şeydir. Geçen bir önemli belediye başkanımız, buradan isim vermeyeyim, çok güzel çalışma yapmış. Büyük şehirlerimizden biri, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Neyi dikkat ettim biliyor musun? Dağıttığım kartlarda dedi, ben bile televizyonun karşısında duygulandım. En çok kartlardan çikolata almış dedi. Ya çocuğuna bak, kendi aç kalıyor ama çocuğuna çikolata almış dedi. Belediye başkanımıza buradan ismi açıklama belki şey yanlış anlaştır ama o başkanıma kendilerini herkes arkadaşlar Allah razı olsun. Çok hassas konular. Ben geçen belediye başkanına benim Mustafa Demir'den konuşup aynı söyledim. Başkanım bu dönem sosyal belediyecektim. Bu dönem belediyelerin sosyal belediyecilik yapsın. Çünkü kıraathaneler, berberler, kahvehaneler hep kapandı. Metin Bey İsmail Balcı lokantacı başkanım arkadaşım var. Samsun'da Mustafa abi 20 bin çalışanımız vardı duruyorlar şu an. Bu küçük bir rakam değil. Sivas'ta da aynı, Mahmut Başkanım Hatay'da da aynı. Bu çalışanlarımız şey durumda. Adamın evi neredeyse arabası var, durumu iyi ama her tarafı kapattık. Mustafa abi diyor, bana Ramazan kolisi ver diye. Bana Ramazan kolisi ver diye. Neyse şimdi adama şeyi. De, lüks dairesi ama yok diye, her tarafı kapattık diyor. Yani o konudan buradan zengin arkadaşlarım, maddi durumu fabrikatör arkadaşlarım çağrı yapıyorum. Mutlaka Ramazan'ı böyle neşeyle karşılayalım. İnşallah. Buradan ikinci çağrım da Sayın Cumhurbaşkanıma. Şu Ramazan yardımlarını, emeklilere yaptığı yardımı 1 milyardan 1,5 milyara çıkarsın. Yani çünkü o emekli aldığı maaş hiç kimse yastığın altına koymuyor Metin Bey. Herkes hemen piyasayı harcıyor. Bir ekmeğin bile KDV'si, vergisi var. Tekrar devlete bütçeye dönüyor. Bu Ramazan'dan önce emekliye vereceği 1 milyarın ben 1,5 milyar olması hasretini tavsiye ediyorum. Bu yayınlarda özellikle de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, bize konuşma fırsatı verdiniz. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada izleyicilerimizin yorumlarını alalım. İsmail Bey, yayınlar diliyorum diyor. Yunus Çalışkan, iyi yayınlar hocam, başarılar diliyorum diyor. Rahmetle anıyoruz Sayın Muhsin Yazıcıoğlu diyor. Nurullah Aslan, Cemalettin Aslan'ı tebrik ederiz diyor. İdris Berat Güdeloğlu, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yeniden Sivas Muhtarlar Dernek Başkanlığı'na seçilen Cemalettin Aslan kardeşime yeni yönetiminde başarılar diliyorum. Hepinize selamlarımı iletir, saygılarımı sunuyorum. Samsun ilk adım Çatal Armut Mahallesi Muhtarı İdris Berat Güdeloğlu. Evet Sayın Hava Rendici, siz bu tebligatlarla ilgili neler söylersiniz? Tebligatlarla başkanlarım da konuya değindi. Aynı şekilde ben de yine aynı şeyleri söylemek istemem ama farklı olarak şey dediniz, tanımıyor musunuz? Telefon numarası yok mu sizde? İşte arayabilirsiniz. Biz mahalleye gelen kişiyi kayıt altına biz almıyoruz. Direkt. Size getirip bırakmıyorlar mı efendim? Bir nüfusta kalktı mı? Kalktı. İşte devletimizin en büyük şimdi yanlış. 1490 nüfus yasasında, yeni yasada onu kaldırdılar. Start sıkıntı burada. Evet. Tekrar. Şimdi tekrar mahalleye taşınıyor. Yani küçük mahalleler bunu artık bilir de büyük mahallede kesinlikle onu muhtarın kimin nereye taşındığını
bilme şansı yok. Ancak kişi muhtara gelirse tanışır ve tanıştığı anda zaten telefon numarasını alır, kaydeder. Onun dışında bilme şansı yok. Sadece adreste, şu adrese şu tebligat geldi. Araştırması gerekiyor. Tek tek işte atıyorum yöneticisini arayacak ya da işte oradan bir tanıdık biri bulacak o şekilde. O yüzden bizim bilme şansımız yok. Kişinin bizzat kendisi gelmesi gerekiyor. Biz de vatandaştan rica ediyoruz. Ha düşmüş olabilir, düşmüş olabilir, o yapıştırılan postacının kağıdı düşmüş olabilir. Ona bir şey diyemiyorum ama birçoğunu görüyoruz, biliyor o kapıda ama gelip kendisi almıyor. Başkanımın da dediği gibi yani getirseniz de ben biliyorum zaten sizde olduğunu, hani niye getirdiniz ki, yani niye işgüzarlık yapıyorsunuz gibi tutumda da bulunabiliyorlar. Ama özellikle rica eden kişilerin notlarını bizzat alıyorum ve yine onun izni olarak tebligatını açıyorum. Onların izni olmadan da o zarfı açmıyorum. Açıyorum, işte WhatsApp yoluyla fotoğrafını çekip atıyorum. Şimdi şey hava rendeci programımızın da giderek sonuna geliyoruz. Metin Bey, ben mesela tutanak tutuyorum. Bazı savcılar bunu dikkate alıyor. Diyorum ki Metin Bey yolda pazarlama yapıyor. Evrağını benden geç almıştır. Bu belge vatandaşımızın isteği üzerine verilmiş diye imzamı veriyorum. Ne kadar ama bazı savcılar dikkate alıyorum. Almaz olur mu efendim? Dikkate alıyorum. Öyle imzalayıp veriyorum ben. Mühürleyiyorum altına. Efendim. Vatandaşımız isteği üzerine belli. Öyle bir açıklama. Teşekkür ederim. İnşallah diğer muhtarlarımız da bu konuyu dikkate alır. Ben o konuya gelecektim. Gerek Ramazan paketi, gerekse siz bir kadın muhtarsınız. Bu yardımları falan nasıl yapıyorsunuz? İhtiyaç olan insanlara nasıl bir kampanya düzenliyorsunuz? Benim birkaç tane tanıdığım bayan muhtarlar var. Zaman zaman durumlarda da görüyoruz WhatsApp durumlarında ya da sosyal medyalarında. Evet. Yayınlıyorlar şöyle kardeşimizin bir ihtiyacı var. İşte ütüye ihtiyacı var, lambaya ihtiyacı var, yiyeceğe içeceğe ihtiyacı var. Siz de bu tür şeyler yapıyor musunuz? Ya da ilginç gelen bir durum söz konusu oldu mu yardım konusunda, zor durumda kalan insanlar konusunda? Buyurunuz efendim. Biz bu yardım konusunda her muhtarım da yaptığı gibi gelip kendisi talep eden kişilerin listelerini tutarız. O listeyi belediyeye, kaymakamlığa, işte gelen, size gelen, durumu iyi olan vatandaşların size bıraktığı emanetleri de eşit paydalarda paylaştırıyorduk. Salgın hastalık gelmeden önce. Evet. Salgın hastalıktan sonra ihtiyaç sahibi listemiz bizim oldukça fazlasıyla arttı. Evet. Çünkü işini kaybeden birçok vatandaşımız var. Vatandaşın evi var, hani tamam kira ödemiyor. Ama evine ihtiyacını, işte kumanyasını alacak parası yok. O veren kişiydi zamanında, şimdi alan kişi konumuna düşmüş. Ben küçük bir mahalleyim aslında, birçok mahalleye göre. 4500 nüfusum var. Benim listem 50 iken benim listem şu anda 100 oldu, 120 oldu. Ve biz bu projeyle Samsun'da haşır neşirken başkanımla telefonum hiç susmadı. Azam muhtarlıkta. Azam sürekli gelenlerin notlarını aldı. Lütfen muhtarım unutmasın. Ramazan paketi listesine adımı yazsın. Şu anda benim daha ben oturup liste yapmadan vatandaş geldi kendi ismini yazdırdı. Ben durumu iyi olan vatandaşlardan, insanlardan bu durumda bu bir yardımlaşma süreci. Bu yardımlaşmayı vicdanlarını ellerine koyarak yapmalarını rica ediyorum. Bizler güvenilir insanlarız. Güvenilir olduğumuz için seçilmişiz. Bizlere emanetlerini bırakabilirler. Biz de kendi mahallemizdeki olan, ihtiyaç sahibi olan kişileri eşit paydada onlara dağıtırız. Bu süreci de en kısa zamanda dediğim gibi bitiririz inşallah. Vatandaş rahatlıkla ulaşabiliyor mu efendim size? Tabii ki. Telefon numaramız kapalı. Muhtarlığınız gerekte telefon numaramız. Muhtarlığımız tam mahallemizin ortasında. Telefon numaram ben olmasam da kapıda yazılı. Direkt arayabiliyor. Dediğim gibi 24 saat telefonum açık. Anında telefona cevap veriyorum. Ben olamazsam bile. Sayın vekillerimiz de muhtarlar kadar telefonlara baksınlar. Evet. Aynen. Şimdi birçok vatandaşlarımızdan sizin şahsınıza söylemiyoruz elbette. Muhtarı yerinde bulamıyoruz kardeşim diyor. Arıyoruz. Beni bulamaz mesela. Koşturmaktan yerinde duramıyorum. Yeni yasada çok güzel. Evet, inşallah. Evet. Muhtarın 24 saat muhtarlık ofisinde oturacak diye bir şartı da yok. İş yapamaz bu sefer. Yani muhtar orada sabit dursa nereye gidecek? Kaymakamlığa gidecek, belediyeye gidecek. İşte bu tür işte yardım var, gidip yardımını toplayacak. Evet. İşte
ekstra muhtarlığın haricinde biz bu konfederasyonda görevliyiz. Bu konfederasyondaki görevli olduğumuz işlerimizi nasıl yapacağız orayı beklerken? Azamızı bırakırız, bir vekil bırakıyoruz zaten oraya. O evet. Vekil bizim görevimizi elinden geldiği kadar yapıyor. Yapamadığı takdirde telefonla uzak mesafede de olsak onların işlerini görüyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Rendeci. Evet, Sayın Cemalettin Aslan, programımızın sonuna geldik. Son mesajlarınızı, eklemek istediğiniz hususları alalım. Programımızı yavaş yavaş kapatalım efendim. Buyurun. Evet, salgın hastalığın bir an önce dünyamızdan, ülkemizden, şehrimizden defolup gitmesi için Allah'a duacıyız. Az önce başkanlarımın dediği gibi önümüzde haftaya bir Ramazan ayına gireceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Hayırlarımızın da yardım bekliyorsun. Allah daha nice nice Ramazanları hep birlikte yaşamayı göstersin diyorum. Ramazan konusunda muhtarların biraz sistemli konuştular ama Sivas biraz daha farklı bu konuda. Biz muhtarlar evet yapılan yardımların yardım olmasını istiyoruz. Reklam değil. Biz reklama karşıyız. Yani vatandaşa bir koli getiriyorlar. Yapıyorlar selfie. Yok arkadaş, sen hayır yapmıyorsun. Sen reklam yapıyorsun kardeşim. Bizim Sivas iş adamlarımıza ben buradan teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bu konuda çok hassas ve yerinde yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz. Az önce dediğiniz gibi Sayın Başkanlarımın, şimdi vatandaşın durumu evet iyi ama bu salgından dolayı sıkıntıya düşmüş, ihtiyacı var. Bunu ayırıyoruz. Öyle bir vatandaşlar da var ki, şimdi biz mahallemiz yerli bir mahalle olduğu için, ben kendi mahallem adına söyleyeyim, ben mahalleme hakimim. Ben mahallemde kimin ihtiyaçlı olup olmadığını biliyorum. Öyle bir vatandaş var ki araba altında 2019 model arabası var. Benden yardım istemeye geliyor. Altındaki araba 200 bin lira. Öyle de bir vatandaşlarımız var ki utancından, gururundan muhtarına gelmiyor. Gurur meselesi yapıyor. İşte muhtarın görevi burada bu. İhtiyaçlı vatandaşı bulacak. O yüzden diyorum ki iş adamlarımıza, muhtarlarımız İş adamlarımızın verdiği yardımları gerçekten yerine ulaştırıyor. Ben Sivas muhtarlarım adına söylüyorum. Gerçekten biz yerine ulaştırıyoruz. Ve vatandaşımızın verdiği hayır gerçekten yerine gidiyor. Biz bunu biliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar bizi burada ağırladığınız için sizlere ve yönetiminize, yönetim kurulunuza, Sivas muhtarları adına, Türkiye Muhtarları Konfederasyon Genel Başkanımın adına, federasyon başkanlarıma, ve fırsatını bulmuşken bugün benim genel kuruluma iştirak eden, çok çok sevdiğim, değer verdiğim muhtar arkadaşlarıma, gelemeyen arkadaşlarıma, mesaj çeken arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önce mahallemize, sonra şehrimize, sonra ülkemize hayırlı hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz Cemalettin Aslan. Biz de hayırlı uğurlu olsun diyoruz yeni görevinizde. Yeniden seçildiniz. Sağ olun, var olun programımıza katıldığınız için. Evet, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahmut Gülcü. Sizin de son mesajlarınızı ve eklemek istediğiniz hususları alalım efendim. Aldığım mesaja göre programımız bitiyor galiba. Bitiyor efendim. Halbuki yeni başlamıştık. Isındık. Evet. Isınma hareketlerindeydik. Ben şunu söyleyeceğim. Tüm muhtarlarımıza inanın bana konfederasyonumuz çok harika bir yasa çıkartıyor. Allah kısmet ederse inşallah. Bunu yakında da çok kıymetli muhtarlarımızla da paylaşacağız. Sözümü şöyle bir baba olarak burada tamamlamak istiyorum. Bugün ilk göz ağrım. Biricik kızımın doğum günü 2 Nisan Hatice'min. Buradan sizlerin huzurundan kızımızın doğum günü kutluyorum. İyi ki doğdu, iyi ki var. 3 Mart'ta da oğlumuzun doğum günüydü. O da kısmet olmamıştı. Memlekette değildik. Hayırlısı olsun. Biz bu işi severek yapıyoruz. Rabbim birlik ve beraberlik içerisinde hizmet yapmayı nasip eylesin. Sözlerimize başlarken
rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'ndan başlamıştık. Bitirirken de büyük ustanın sözleriyle bitirmek istiyorum. Şu anekdotu okumak istiyorum. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne var ise sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin, ben uç muyum? Tabiata veysel aşık, topraktan olduk kardeşik. Aynı yolcuyuz yoldaşık, sen yolcusun, ben baş mıyım? Buradan Sivas'ımızın yetiştirdiği ender, nadide insanlardan bir tanesi. Aşık Veysel'in sözleriyle sözlerimizi bitirmek istedik. Bugün bizleri burada ağırlayan Vizyon 58 ailesine sözlerimizin başında dediğim gibi en üst kademesinden en alt kademesine emek veren tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bugün burada bir nebze olsa sesimize ses oldunuz. Değerli dostlarımızla bizleri buluşturdunuz. Ben bundan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu adına da teşekkür ediyorum. Kıymetli can dostumuz, abimiz diyorum. Başkanlıktan ziyade Sivas benim için çok özeldir. Çocuklarımın amcalarıdır muhtarlarımız. Biz bir aile olmuşuzdur. Sivas bizim için başkadır. Dediğim gibi 4-5 günlük yoğun bir programımız Samsun programının ardından bizleri davet edince inanın bana kıramadık, seve seve geldik. İnsan sevdiğine gönül mesafe aramazmış, gelir dururmuş. Ondan dolayı Sivas'ı ayrı seviyoruz. Boşuna dememişler, yiğidin harman olduğu yer. Teşekkür ediyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Mahmut Gülcü, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Katıldığınız için sağ olun, var olun. Evet, Sayın Mustafa Öztürk, sizden de son mesajlarınızı eklemek istediğiniz soruları alacağım ama ayrıyeten parantez içerisinde de şunu sormak istiyorum. Siz boşanmaların arttığını ifade ettiniz. Muhtarlarda bir uzlaştırıcı rolü var. Siz oraya gelen insanlara, kızım, evladım, oğlum, işte ayrılmayın, çoluğunuz var, çocuğunuz var veyahut da bir başkasının lafına sözüne gitmeyin gibi böyle telkinlerde de bulunuyor musunuz? Bunun akabinde de son mesajlarınızı alalım Sayın Öztürk. Ben bu konuda muhtarların mahkemelerde de bilirkişi olması taraftarıyım. Bu konuda Cumhuriyet Başsavcımızla da konuştum. Muhtarların bilirkişi olarak o davaya bilirkişi olması, devletimiz de bunun karşılığında muhtarı desteklemesini istiyorum. Bunu ben Samsun'a mücadelesini veriyorum zaman zaman şeyi. Diyor ki işte illa üniversite diploması olması lazım. Ya sen diyorum buraya 22 yaşında avukatı çağırıyorsun, hiçbir şey bilmiyor. Bilirkişi. Neyi anlatacak oradaki aileyle birleştirecek analar? Ama ben lafı aldım mıydı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafını alıp anlatıyorum. Hem erkeğe hem kıza. İkna etmek için. Bu böyledir, aman bu olur, bu geçerli dedim mi? Ve böyle çok başarılı olduğum aileler var benim. Yani 7. mahkeme kapısından çevirip aileyi şu an son derece ikisi de bana dua eder. Biz de sen olmasan 7 boşanıyorduk yani. Şimdi de hakimler boşamamaya çalışıyorlar. Yani bir umut vardır, bir mahkeme dağıtayım diyor. 3 ay dağıtayım, bin boşama. O arada boşamayı beklerken çok üzücü olay geçen, tüm Türkiye'de Samsun'a gündeme düşen, benim komşumun kızıydı, gündeme düşen, dayak yiyen. Yani beklerken neler olacağını bir defa bu da gerçekten Mahmut Başkan demin ısınmaya başladık. Bu denetimli serbestlik yasasını bir masaya yatırmak lazım. Bu denetimli serbestlik masası nedir? Birinci dosyada efendim evden uzaklaşma, kadın cinayetleri had safhada. Yani bunlar burada saatlerce konuşacağımız konular var da ben kısa kısa sorduğunuz soruyu. Yapalım birebir başa başa. Sayın Öztürk, tecrübeniz var, bizzat geliniz efendim. Sağ olun. Bir yani muhtar daha alıp gelin. Ben bunu konu anlattığım zaman bizim bir üst kurulumuz var. Metin Bey Samsun'da. O üst kurulda bu Sivas'ta da var bu üst kurulukta. Bilmiyorum Cemalettin giriyor mu? Tüm her türlü şeyi konuşuluyor orada. Vali, belediye başkanları falan. Ben muhtarlara katılım sağladım. Birkaç defa Sayın Cumhuriyet Başsavcısına ters düştüm bu denetimli serbestlik konusunda. Sağ olsun. Oradan emniyet müdür yardımcısı konuya dedi ki muhtarım doğru söylüyordu. Eğer birinci mahkemede eşlerle olsun veya başka madde bağlı birinci mahkemede gerekli cezayı verirseydiniz Cumhuriyet Başsavcısına, siz dedi
İkinci yakalanmada ben 5 dosyayla geliyorum karşına, vatandaş verir. Birinci dosyaya gerek ceza yazsa, denetim serbestten dışarı çıkmasa belki vazgeçecek. Savcının sorduğu bana soru, dedi ki sen dedi hiç suç işlemeyecek muhtarım dedi. Evet. İşte denetimli serbestlik senin içinde var. Ya işlemeyeceğim diye bir şey yok efendim dedim, işleyebilirim. Ama bu aşamada çok fazla denetimli serbestlikten, yani cinayet adam öldürmekten yargılıyor veya karısını öldürmekten çocuğunu şey yapıyor, teşhis ediyor. Ama sen hemen şeye yargıla, denetimli serbestlikten çık dışarı, 3 gün sonra hanım eşini öldürüyor, çocuğunu öldürüyor. Bu Türkiye'de, yani ben konuşmaktan haz ediyorum bu konuları şey televizyonda, ama konuşmalıyız. Çünkü had safhada şu an, yani her akşam mutlaka bir kadın cinayeti, her akşam mutlaka bıçaklanmalar çok şey artmaya başladı. Bu salgın hastalık gibi konumuna geldi yani. Bu konuda devletimizin yasaları yeniden, bu özellikle denetim serbestliğini ele alması lazım. Denetlemesi lazım. Ona göre ben diyorum ki bilirkişi olarak yeminle söyleyeyim, muhtar arkadaşlar da mahkemelere çağıracaklar. Diyecek ki gel bakalım kardeşim buraya, bu dosyadan sorumlusun, bu dosyayı karşına al demesi lazım. Ben çok da programın son şeylerine geldi. Ben tamamlarım. Bu Avrupa Birliği yasalarına, Avrupa Birliği yasalarına uyum sağlayacağım diye bu biz bir kişiyimizi perişan, aile yapımızı perişan edemeyiz. Ben şimdi şey yasası da var. Yeni şey, o konuda çok söyleyecek sözüm var. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi, ama şimdilik o sözleşme kalsın. Ona hiç girmeyeyim. Ben muhtarlık konusunda 5393 nolu yasada bugün Sayın Belediye Başkanım dedi ki yasa çok güzel yapılmış, ama masada yasada muallak ifadeler var. Bu muallak ifadeleri kaldırılmalı lazım. Belediyelerin birçoğu muhtarlara çok güzel yardımlar yapıyorlar. Muhtarlık bürolarını yapıyorlar. Muhtarın elektrik, su gibi giderlerini karşılıyorlar. Ama birçok yerde maalesef bunu belediye başkanlarımız uygulamıyor. Keyfi uygulama var bunda. Yasa düzeltilirse çok memnun oluruz. İnşallah. Mahmut Başkanım dediği toparladım. Son bitiyor. Ben de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, çok sevdiğim dörtlüğünü söyleyeyim. Benim sadıkârım kara topraktır diyor. Evet. Koyun verdi, kuzu verdi. Kazmayla kazmayınca kıt verdi. Benim sadıkârım kara topraktır. Evet. O yüzden Allah rahmet eylesin, mekanı ediyoruz. Cennet olsun. Sayın Mustafa Öztürk, programımıza katıldığınız için sağ olun, var olun. Evet, Sayın Muhtarım Havarendeci, sizin son mesajlarınızı ve eklemek istediğiniz hususları alalım. Ayrıca da kadınlara ne önerirsiniz, neler tavsiye edersiniz? Kadınlara yönelik mesajınız nedir? Özellikle de bunları almak isteriz. Buyurun efendim. Öncelikle bugün burada Sivas'ta olmamızın sebebi Cemalettin Başkanım'dı ve Sivas muhtarlarımızdı. Cemalettin Başkanım'a ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Kadınlarımıza neler önerebiliriz? Kadınlarımız hiçbir şekilde yapacakları işlerde korkmasınlar. Ne yapmak istiyorlarsa o yapacakları işte, eğitim gerekiyorsa eğitimini alsınlar. Eğitimini aldıktan sonra da sıralama yapsınlar. Kafaya koyduktan sonra her kadın her işi yapar. Tır şoförlüğü de yapar, muhtarlık da yapar, vekillik de yapar. Çocuk da, zaten çocukları da doğurur, yetiştirir en iyi şekilde. Evini de yönetir, kariyerini de yapar. Yeter ki kafaya koysun. Kafaya koyduktan sonra kadın her işi başarır. Bizim sahada olan kadınlarımız, başta da söylediğim gibi, iyi rol model olursak onlara biraz daha cesaret veririz. Cesaretle onları daha çok sahaya çıkarmış oluruz. Evet. Bunları öneririm. Size de Metin Bey teşekkür ediyorum. Bizi bu programa ağırladığınız için. Ve Vizyon TV, Vizyon 58 ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun Sayın Havarendeci, programımıza katıldığınız için. Değerli bilgiler ve katkılarda bulunduğunuz için. Evet Sayın Mustafa Öztürk, sizin son bir eklemek istediğiniz teşekkür mesajınız var. Onu da kısa alalım efendim. Tabii. Reji yönetmen uyarıp duruyor. 1,5 saatlik konuşmamızda burada şey gibi, Seyyah-ı Fakir gibi, Evliya Çelebi gibi önümüzde koşulan Sayın Begir Aktürk Başkanıma, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanıma teşekkür unuttum. Gerçekten beni Trabzon'dan arıyor. Mustafa abi yola çık, nereye gidiyoruz? Ağrıyor. Mustafa abi yola çık Konya. Mustafa abi yolacık Sivas. Biz de ondan koşturuyoruz da. Bilgi Aktürk Başkanıma buradan sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Evet, teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. O programımızın sonuna geldik. Buyurunuz. Herhalde evet. Son bir şey söyleyecek. Evet, Sayın Kabakçı. Biz muhtarlar olarak genel başkanımızın da özel talimatıyla muhtar rozetimiz var.
Bunu hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem siyasi partilerimizin çok kıymetli liderlerine ve milletvekillerine gittiğimiz yerde hep bu muhtar rozetini yakalarına taktık. Bugün de Sivas'ı temsilen sizlere takmamızı rica etti Sayın Genel Başkanımız. Sağ olun. Sınaşsın muhtarlık. Evet. İnşallah. Ben izleyicilerin huzurunda takdim edeyim. Buyurun. Ayrıca kızım Esra yazmış, baba beni unuttun. Kızınızın ismi nedir efendim? Bugün doğum günü olan Hatice, Esra kızımız da hukuk okuyor. Evet. Baba inşallah beni de unutmasın. Kızım seni de çok seviyoruz. Esra, İyi ki varsınız. Hatice kızımıza selamlar iletiyoruz buradan. Başarılar diliyoruz. Sağ olun. Var olun efendim. Bu rozetin manası ve değeri bizde büyük. Evet. Teşekkür ediyorum. Ben de bunun manasını ve önemini taşıyacağım efendim. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, bir yerel gündem programının daha sonuna geldik. Bugünkü programımızın konukları Cemalettin Aslan, Sivas Muhtarlar Dernek Başkanı. Mahmut Gülcü, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı. Mustafa Öztürk, Samsun İl Muhtarlar Derneği Başkanı, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Havva Usta Rendeci, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı, Samsun Atakum Atatepe Mahalle Muhtarı. Evet, programımızda konuklarımız şunları ifade etti. Bizim görevimiz hizmet etmek efendim dedi Cemalettin Aslan. Namlusunu millete çevirmiş olana karşıyız dedi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözüyle hitap etti Mahmut Gülce. Samsun'da çok sayıda televizyon kapandı. Efendim siz de Vizyon 58'e sahip çıkın dedi. Ayrıca Mustafa Öztürk şunu söyledi. Amacımız milli birlik ve beraberlik ve şuur dedi. Mayıs sonu 200 muhtarı Sivas'a getireceğiz dedi Mustafa Öztürk. Ve ayrıca Havva Rendeci şunu söyledi. 1101 kadın muhtar adayımız var dedi. Ayrıca Havva Rendeci Samsun Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yandığı şehir dedi. Muhtar mahallenin akil insanıdır dedi Havva Rendeci. Cemalettin Aslan da şunu söyledi. Muhtar o mahallenin annesi, babası, ailesidir dedi. Muhtarın iki kimliği var efendim dedi. Biri millet, biri devlet dedi Mahmut Gülcü. Türkiye'de aşırı boşanmalar var dedi Mustafa Öztürk. Salgında kan bağışı kampanyası yaptık konfederasyon olarak dedi Mahmut Gülcü. Sosyal yardımlarda insanları rencide etmeyelim dedi ayrıca Mustafa Öztürk. Salgın döneminde halka yardımları iş adamlarından bekliyoruz dedi. Reji uyarıyor. Efendim programımızı bitirmemiz gerekiyor. Programımızın manşetini Muhtar Havva Rendeci attı ve şöyle dedi. Muhtar vatandaşın başının sıkıştığı kişidir dedi ve manşetini attı. Bir başka ekonomi, politika ve yerel gündem programında buluşmak üzere. Birazdan yerel neler oluyor programında bekliyoruz efendim sizleri. Buluşmak üzere. Hoşçakalınız.